Nargile videolar YouTube ve Instagram sayfasına hoş geldiniz. Bugün Bayrampaşa Aksis AVM'de bulunan Eaton Fit'teyiz. Evet arkadaşlar, şimdi nargile ustamız, mekanın nargile ustası Sadullah'la yaptığımız nargileleri konuşacağız. Bakacağım ki biraz kendini tanıtabilir misin bize? Öncelikle hoş geldiniz. Adım Sadullah Kurt. Yaklaşık 7 yıldır bu işi yapıyorum. Hani işimi yapmaktan gerçekten zevk alıyorum. Hani içine sevgimi katıyorum. Hani bu işi severek yapmanız lazım. Hani huzurluyum. İşimi şu an güzel bir şekilde yapıyorum. Yaptığımız nargilelerden başlayalım. Şu an ben ne içiyorum? Şu an siz ice şeftali içiyorsunuz. Sadece küp mü kullanıyorsun? Meşe gitmez mi yani sence? Şöyle söyleyeyim, meşe artık kimse vermiyor artık. Küpe geçtiler. An daha iyi. An nargilenin tadını bozmuyor. Bir saat müşteri hani köz köz diye beklemiyor. Hani müşteriler de memnun oluyor. Hani biz de rahat rahat çalışabiliyoruz o şekilde. Senin için diğer nargile nedir peki? Gördüğünüz bu nargile natural bir nargile. Canlı meyveden yapıyoruz. Greyfurt. İçinde greyfurt tütünü var. Gördüğünüz gibi portakal, buz, o şekilde yapıyoruz. Peki içine koyduğun bu meyveler tadı değiştiriyor mu? Tabii portakal, limon tadı geliyor. Ufaktan böyle tadı veriyor. İçine hangi tütünü koydum demiştin? Greyfurt. Hangi markanın? Marka verebiliyor musun? Marka yok, veremiyoruz. Peki içim olarak bu takımın içimi nasıl, yani insanlara tavsiye eder misin? Ya bu takımın içimi rahat ya, güzel. Rahat içilebiliyor. Diğer takımlara göre daha rahat içilebiliyor. Genelde bu takımlarda hep natural falan veriyoruz. Canlı meyveyi normalde diğer gittiğimiz mekanlarda Azeri, Bakü takımında yapıyorlardı. Mısır takımı da diyorlar. Sence bu daha mı iyi Mısır takımında? Ya bunlar daha iyi ya. Bunlar natural için, direkt zaten natural için yapmışlar. Daha iyi. Natural için bunlar daha güzel. Peki menünde hangi nargileler var kanka? Yani şöyle söyleyeyim. İlk önce markaları söyleyeyim. El Fakir, Social Smoke, PlayStation var, Fumari var, El Fakir var, Nakta var, Amerikan tütünleri var. Genelde hep Alman tütünleri kullanıyoruz. Starbuzz da var. Kalite tesadüf değildir. Ya işimizi gayet iyi yapıyoruz. Yani tütünlerimiz kaliteli. Peki günlük ortalama ne kadar nargile satıyorsun? Günlük ortalama şu an hafta içi 60-70, hafta sonları 100-120-130'a kadar çıkabiliyor. AVM'nin etkisi var mı peki nargile satışında? AVM'nin de etkisi var. Tabii var. Çünkü daha önce hiçbir AVM'nin bir parçası olan nargile mekanına gitmemiştim. Şahsen bu ilk oldu bizim için de, büyük bir tecrübe. Yani daha önceden işte mekanlar böyle merkezi yerlerde kalıyordu. Ne diyeyim, daha sahil kısmında kalıyordu. Ama bu mekan böyle çok fazla merkez değil ve AVM'nin içinde. Yani bizim için de çok farklı bir deneyim. O zaman videoyu burada sonlandırıyoruz. Ben tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Nargile gerçekten 10 numara. Bu mekanı herkese tavsiye ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.